sabah basından ve şahıslarla yapmış olduğum görüşmede birçok mağdurun olduğunu öğrendim. Mağdur arkadaşlarımın geçmiş olsun diliyorum. Bu mağdurlardan bir tanesi de benim. Bundan yaklaşık 3-4 ay önce muhtar maaşlarımız Denizbank'a aktarıldı. Denizbank'tan şahsımıza ve muhtar arkadaşlarıma maaş kartı verildi. Biz 4 aydır bu maaş kartlarını kullanıyoruz. Bu maaş artı ek hesap adı altında 4.000 TL şahsıma banka tarafından benim de onayımla ek hesap açıldı. Ben bu ek hesabın belli bir kısmını kullandım. Hesabımda 3.350 TL para vardı. Bu sabah saat 8.25 geçe telefonuma gelen mesajda bankamızdan 3.350 TL nakit para çektiniz. Eğer bilginiz dahilinde değilse bankamıza irtibata geçin diye bir mesaj geldiğinde ben açıkçası bir şeylerin yolunda olmadığını fark ettim. Hemen Denizbank Müşteri Hizmetleri ile irtibata geçtim. Denizbank Müşteri Hizmetleri'nin bana bu sabah 8.25 geçe Hasanpaşa Fatih Bulvarı İstanbul Sultanbeyli'den nakit çekim yapıldığı söylendi. Ben o anda tüm hesaplarıma mobil internet ve banka hesaplarıma bloke koydurup doğru Çerkezköy Denizbank Şubesi'ne gittim. Sağ olsun şubede ilgilendiler. Benimle ilgilendikleri sırada en az benim gibi mağdur 5-6 vatandaşın orada sırada beklediğini gördüm. Onlarla yapmış olduğumuz görüşmede onlar da aynı şekilde kapaklı Denizbank ATM'sini kullandıklarını ve bu ATM'den vatandaşın dediği, ben şahsen Cumhuriyet Başsavcılığı'na da gittim. Cumhuriyet Başsavcılığı bizi olayın çok fazla yoğun bir şekilde talep olduğu, çok fazla mağdur olduğundan dolayı kapaklı ilçe emniyet müdürlüğüne yönlendirdiler. Oraya gittiğimde de yine aynı mağdurlarla karşılaştık. Kısacası kapaklı Denizbank ATM'sini 18 ile 20 Temmuz arası kullanan vatandaşların bilgilerini düzenek yerleştirerek dolandırıcının kopyaladıklarını duyduk. Bu vesileyle birçok mağdurun olduğunu şahsen ben de gördüm. Gerek ilçe emniyet müdürlüğünde, gerek bankada, gerek de Cumhuriyet Başsavcılığında. Yani böyle bir sıkıntı yaşadık. Bilemiyorum. Bankalar veya işte yetkililer bu konuya daha tedbir almaları gerektiğini düşünüyorum. Bu kadar kolay olmaması gerekiyor. Şu konuya şahit oldum. Bu sabah benimle birlikte bankaya gelen, aynı mahallemde ikamet eden bir kardeşimiz. Abi bütün param buydu. 50 TL yol parası borç aldım. Buraya kadar geldim diye bana ifade etti. Hani bu kadar kolay olmamalı. Daha somut çözümler bulmalı. Bu dolandırıcılıkların önüne geçirmeli. İnşallah bir an önce de mağduriyeti, tüm mağdurların mağduriyeti giderilmeli diye düşünüyorum. Şimdi şahsım adına bakıyorum. Ek hesap 3.350 TL, bu 33.000 TL de olabilirdi ki nitekim 27.000 TL hesabından çekilen bir vatandaşımıza karşılaştık. 13.000 TL karşılaştık. Yani benim şahsen sabah saat 9 ile Çerkezköy Cumhuriyet Savcılığı ve Denizbank arasında 9 ile 11 saat arası gördüğümde en az 20 tane mağdur vardı. Emniyet müdürü daha fazla olabileceğini söylendi. Yani kısacası bankalarımız daha tedbirli olurlarsa fazla kişiler mağdur olmasın inşallah. Yargıya adalete güveniyoruz. Suçlular bir an önce bulunur diye düşünüyorum. Onun haricinde yani mağduriyetiniz giderilecek şeklinde cevaplar alındı. Ama tabii bu bir de ifade yargı süreci olduğundan dolayı zaman alır diye düşünüyorum. Bilemiyorum, çok vatandaş mağdur.